Siber zorbalık nedir? Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere siber zorbalığın ne olduğu ile ilgili önemli bilgiler vereceğiz. İnternetin bize sunmuş olduğu sınırsız etkileşim alanının birçok yararı var. Fakat amacını bilemediğimiz ve tanımadığımız kişi veya gruplarla kolayca iletişime geçebildiğimiz için çok dikkatli olmalıyız. Gelelim sıkça duyduğumuz siber zorbalığı. Siber kelimesi internete ait olan, interneti anlatan sanal ortama verilen bir isimdir. Siber zorbalıksa bir birey veya grubun bilgi ve iletişim teknolojilerini diğer bireylere zarar vermek amacıyla kötü niyetle ve tekrarlayan biçimde kullanmasıdır. Siber zorbalık, internet ortamında bilgisayar, tablet, telefon gibi iletişim araçlarını kullanarak, Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçlarıyla, WhatsApp gibi anlık mesajlaşma araçlarıyla ya da çevrim içi oynanan oyunlar aracılığıyla da yapılabilir. Unutmayın, geliştirilen her yeni teknoloji ortamı yeni siber ortamlar oluşturur. Siber zorbalığa yaşıtlarımız tarafından maruz kalabileceğimiz gibi, bizden yaşça büyük olan insanlar tarafından da maruz kalabiliriz. Önemli olansa, yaşadığımız durumun bir siber zorbalık olduğunu hemen anlamak ve önlem almaktır. Peki, siber zorbalık belirtileri nelerdir? Aşağılamak, şantaj yapmak, küfür etmek, iftira atmak, dedikodu yapmak, taciz etmek, tehdit etmek, dışlamak ve utandırmak en temel siber zorbalık belirtileridir. Siber zorbalık davranışlarını şu şekilde somutlaştırabiliriz. İstediği şeyi yapmamamız halinde polise ihbar etmekle tehdit etmek, küçük düşürücü sözler içeren mesaj göndermek, hakkınızdaki özel bilgileri yayınlamak ya da yayınlamakla tehdit etmek, almak istemediğiniz mesajlar göndererek taciz etmek. Bu gibi davranışlar gösteren zorbalarla başa çıkmak konusunda çaresiz hissetmeyin. Yapabileceğiniz pek çok şey var. Lütfen bir sonraki videomuzu izleyin.